NTV Spor'dan merhaba. Maç toplantısına hoş geldiniz. Spor Toto Süper Lig'de 19. hafta heyecanı yaşanacak ve biz 19. hafta maçları öncesinde Murat Demiryaz, Emrah Kayaloğlu ve Ali Ece ile birlikteyiz. Hoş geldiniz yayınımıza. Bu hafta Trabzonspor Beşiktaş mücadelesine sahne olacak. Haftanın merakla beklenen en önemli maçlarının ilk sırasında diyebiliriz. Hemen maç öncesinde bir telefon bağlantısı yapalım ve Trabzonspor Beşiktaş maçı öncesinde Övünç Özlem'den takımlarla ilgili bilgi alalım. Övünç, hoş geldin yayınımıza. İyi yayınlar. Beşiktaş son antrenmanın yerini yapacak. Öğle saatlerinde, akşamüstü diyebileceğimiz bir saatte Trabzon hareket edecek. Beşiktaş'ta Mersin İsmail Yurdu maçından bu yana İsmail'in düzeldiğini söyleyebiliriz. Takım içerisindeki bilgi olarak, oyuncuların durumu olarak İsmail yarın pazar günü ilk 11'de olacak. Kadronun da şu şekilde olmasını bekliyoruz. Kalede Tolga, defans dörtlüsünde bek, Rodolfo Ersan, İsmail, önlerinde Atiba Oğuzhan, merkezde Sosa, sağda Gökhan Töre, solda Quaresma, forvette de Mario Gomez. Akıllarda Boyko'nun, yeni transferin, yeni kalecinin kadroda olup olmayacağı, Trabzon'a gidip gitmeyeceği sorusu vardır. Yanıtlayalım. Kadroda olmayacak. Henüz antrenmana çıkmadı Beşiktaş'ta. Yarın sanırım Beşiktaş'ın Trabzonspor maçı öncesi kendi tesislerinde yapacağı son antrenmanda Boyko'da yer alacak ama bir antrenman geçirmiş olacak. Doğal olarak da Trabzonspor maçı kadrosunda olmasını beklemiyoruz. Trabzon kafilesinde de yer almayacak Boyko. Saydığımız ilk 11'de son anda bir değişiklik, herhangi bir planlanmayan durum olmaması halinde maça çıkacak ilk 11 olacaktır. Trabzonspor'da da eksikler var. Özer'in sakatlığı devam ediyor. Maçta oynayamayacak. Sarı kart cezalısı Sabek Kavanda da Beşiktaş maçında mücadele edemeyecek. Hami Mandıralı, teknik direktör değişikliği yaşandı hafta içinde. Hami Hoca takımı sahaya sürecek. Trabzonspor'un ilk 11'inin de şu şekilde olmasını bekliyoruz. Kalede Onur, defans örtüsünde Kavanda'nın yerine Salih'in sakatlığı düzeldi. Salih'in oynama ihtimali yüksek. Stoperlerde Mustafa ve Aykut, sol bekte Musa, orta sahada Aytaç ve Okay. Hücum hattında sağda Yusuf, solda Erkan, merkezde Mehmet Ekici, forvette Cardozo veya Deniz. Ama Cardozo'nun ilk 11'de olma ihtimali daha yüksek. Beşiktaş'ın Mersin İsmail Yurdu maçı kar nedeniyle ertelenmişti. Trabzon'daki hava koşulları ne olur artık yarın ve maç günü orada olduğumuzda bakıp bilgileri vermeye devam edeceğiz hem de. Övünç Özlem, çok teşekkür ederiz. Kolay gelsin diyelim. Hemen Murat Demiryaz'a dönelim. Murat Demiryaz, Trabzonspor Beşiktaş mücadelesi pazar saat 20'de. Maç öncesi senden de istatistik bilgiler alalım. Grafiklerimiz neler söylüyor bu hafta? Öncelikle iki takımla ilgili genel bilgiler verelim. Beşiktaş geçtiğimiz haftayı Mersin İdman Yurdu maçının 5. dakikada tatil edilmesiyle boş geçti diyebiliriz. Sadece 5 dakika oynanan bir mücadeleydi. Ama ondan önce oynadığı son 4 lig maçını kazandı Beşiktaş. Kayseri Sporu ve Galatasaray 2-1 mağlup etti. Osmanlı Sporu deplasmanda 3-2 yendi. Torku Konya Sporu da 4-0 mağlup etti siyah beyazlı ekip. Beşiktaş'ın golcülerine baktığımızda tabii Mario Gomez en çok dikkati çeken oyuncu. 13 golü var ama Gomez'in oynadığı 17'lik maçında toplam 50 şut çektiğini görüyoruz. Aynı zamanda en çok şut çeken oyuncusu Beşiktaş'ın. Kaleye en çok deneyen oyuncusu. Bu şutların 31 tanesinin isabetli olduğunu görüyoruz. Bu da %62'lik bir isabet oranı demek Mario Gomez için. Ve bunların 13'ünü de gole çevirdi. Oğuzhan Özyakup en çok şut çeken ikinci oyuncu. 14'ü isabetli ve 5 golü var Oğuzhan'ın. Cenk Tosun 3. sırada. 28 şut, 15'i isabetli ve yine Cenk'in de 5 golü var. Trabzonspor'a baktığımızda Trabzonspor'un son 4 lig maçında 4 puan aldığını ve 8 puan kaybettiğini görüyoruz. Tabii Trabzonspor'da ciddi değişimler yaşanıyor. Yönetim değişikliğinin ardından teknik direktör değişikliği, takımdan gidenler oluyor. Çaykur Rizespor'a ve Bursa Spor'a yenildi deplasmanda Trabzonspor. Antalya Spor'u mağlup etti. Kasımpaşa ile de berabere kaldı bu süreçte ve 4 maçta 4 puan kazanabildi. Yani Beşiktaş'ın son 4 maçta 12 puan kazandığını söyleyebiliriz. Mersin İdman Yurdu maçını bir kenara bırakırsak Trabzonspor'da bu sadece 4. Trabzonspor'un golcülerine baktığımızda tabii Cardozo ön plana çıkıyor. 7 golü var. 24 şut çekti. 14'ü isabetli. Aslında Trabzonspor'un en golcü ismi olması açısından şut sayısı bir hayli az gözüküyor. En azından Gomez'le karşılaştırdığımızda 50'ye 24 olarak bir rakam gözükebiliyor. En çok şut çeken oyuncu Trabzonspor'da Mehmet Ekici. Mehmet Ekici 34
kez kaleyi yoklamış. 14 isabetli ama attığı gol sayısı 3. Erkan Zengin de en çok şut çeken ikinci oyuncu. Onda 26 şutu var. 10 tanesinde isabet var ve 2 gol kaydettiğini görüyoruz. Ve devre arası transfer dönemi var. Derseniz hemen onlardan da söz edelim. Trabzonspor'da tabii transfer döneminde çok fazla bir hareketlilik yok. Takım içindeki geçtiğimiz günlerde Başkan Muharrem Usta'nın da yaptığı toplantıda, basın toplantısında anlattığı üzere çok fazla takımın genel olarak borçlarından dolayı çok fazla bir transfer durumu yok. Ama giden oyuncular var. Mesela Endo'ya Sunderland'e kiralık verildi. Serdar Gürler'in Gençler Birliği'ne, Uğurcan Çakır'ın da 1461 Trabzon'a gittiğini görüyoruz. Beşiktaş'a baktığımızda Beşiktaş'ta ise hareketlilik var. Az önce söz etti sevgili Övünç. Deniz Boyko, Dnipro'dan geldi kaleci. Alexis Delgado, Hetafe'den ve Aras Özbiliz de Spartak Moskova'dan gelip tekrar kiralandı. Gidenlere baktığımızda da ligin ilk yarısında çok fazla forma şansı bulamayan Pedro Franco'nun ve Ramon Motta'nın takımdan ayrıldığını görüyoruz. Ramon Motta Antalyaspor'a, Franco da San Lorenzo'ya kiralık olarak gitti. Emrah Karaloğlu, Trabzonspor'da teknik adam değişikliği oldu. Hami Mandıralı takımın başına geldi. Geçen hafta Bursa deplasmanında çok ilginç bir maçtı. Bursa Spor açılış yeni stadının lig olarak açılışında gerçekten tarihi bir skor oldu. 2-0'dan 4-2'ye dönen bir maç. Tabii Bursa Sporlar ne kadar mutluysa Trabzonsporlar da bir o kadar üzgün ve hayal kırıklığıyla ayrılmış oldular maçtan. Geçen haftanın etkisi, Hami Mandıralı, teknik adam değişikliği, gidenler. Nasıl bir atmosfer var sizce Trabzonspor için? Tabii Özer ve Kavanda'nın yokluğu da yine 11'i etkileyecek unsurlardan. Ne düşünüyorsunuz? Evet, Trabzonspor bu hoca değişikliğine gelirken kupada 5'te 5 gibi bir yaklaşık 15 Aralık'tan devre arası beraber eklediğinde, yani bir aydan biraz fazla bir süreye kupadaki bir 5'te 5'i sıkıştırdı ama aynı dönemde hemen hemen 12 Aralık'tan itibaren bakarsan ligde 4 maçta 4 puanı var sadece. Ondan daha vahimi aslında bana sorarsan Kasımpaşa ve Bursa. Biri ilk yarının son maçı, biri de işte senin bahsettiğin ikinci yarının ilk maçı. O iki maçta ciddi anlamda rakiplerinin kalede müthiş bir baskısı. 7 gol yediler. Yani totalde. Kasımpaşa 3-0 bitmemiş bir. 1-1 değil miydi? Ben mi yanlış hatırlıyorum? Trabzon yok. Kasımpaşa 1-1. Kasımpaşa 1-1. 1-1 ama o da yine Onur'un... Çankur Rize Trabzonspor, evet. Özür diliyorum. Evet, Onur'un... Rize Spor, Trabzon, özür diliyorum. Karadeniz derbisi 3 gol oldu. Onur'un devleştiği bir maç olmuştu. Bursa maçı da 4 gol olmasına rağmen yine Onur'un ciddi anlamda kurtarışları vardı. Yani o iki maçta 40'ın üzerinde şut, 50-60 civarında da bir orta geldi Trabzon kalesine ki oyun alarak gerçekten çok topa belki bazı maçlarda bazı belli bölümlerinde çok daha fazla sahip olsa da ciddi anlamda kalesinde atak yiyen bir takım vardı. Yani bu teknik adam değişikliğinin tek sebebi tabii bu değil. Ama takımın son iki lig maçında kupadaki görüntüsünün çok tersi bir görüntü verdiğini düşünüyorum ben. Beşiktaş maçı bir çıkış olur mu, çözüm olur mu? Hoca değişikliği bu kadar kısa bir sürede etki eder mi? Zor. Yani kolay değil işi Trabzon. Yani ben maçta yine Beşiktaş'ın ciddi anlamda ağır bastığını düşünüyorum maç öncesi en azından. Ama tabii yani kadrolarla ilgili bilgileri verirken işte Özer'in sakatlığından bahsettik. Mustafa'da da bir sakatlık var, oynayacak ama sakat sakat başlayacak maça diye biliyorum. Kavanda'nın cezalı olması da savunmada hızlı bir oyuncuyu kaybedeceğini gösteriyor Trabzonspor'un. Salih o bölgede ne kadar başarılı olabilir? O da ciddi bir soru işareti. Beşiktaş'ın gol yükünü ağırlıklı olarak, adet olarak baktığınızda belki Gomez'le Cenk Tosun paylaşıyorlar. İkisinin de ikişer, yani çift taneli golleri var kupaları, bütün maçları koyduğunda ama bu oyunculardan hangisi oynarsa onun arkasında görev yapan üçlünün içinde, o üçlüyü oluşturan işte Gökhan, Sosa, Quaresma, Olcay, Kerim, Oğuzhan. Bu altı oyuncunun da yani 3, 4, 5 böyle bir, bunların da sürekli skor üretme potansiyeli, asist yapma potansiyeli yüksek. Yani gol yükünün ve gol üretiminin Beşiktaş'ta
dağılıyor olması da takımın ofansif zenginliğine büyük katkı yapıyor. Zaten 41 gol atmaları da onun bir işaret. Parçası. Yani bu kadro yapısının Trabzon deplasmanını ben bir şekilde aşacağını düşünüyorum. Yani maçın benim gözümde her ne kadar büyük bir maç olsa da, Trabzon'da oynanıyor olsa da maç başlamadan alır diyorsunuz. Rövanşı alır gibi diye düşünüyorum ben. Tabii detaylandıracağız biraz mücadeleyi. Ali Ece, sen maçla ilgili genel olarak neler düşünüyorsun? Trabzonspor, Beşiktaş. İlk yarıdaki maç. Düşündüğümüz, baktığımız zaman değişik bir maçtı. Giden gelen, Quaresma'nın kırmızı kartı. Beşiktaş'ın attığı ilk golde işte Şoto Hoca'nın hakemlere böyle ya hareketliydi top diye itiraz böyle hala gözümün önüne geliyor. Ne kadar etkisi olur? İnsan düşünür mü futbolcular ama her şey özellikle Trabzon için bayağı da değişiklikler oldu aslında. Olimpiyat zeminde oynamaktansa Avni Aker zemininde oynamayı en başta bir Beşiktaş futbolcuları da tercih eder. Tıpkı bir Trabzonspor futbolcuları gibi. Şimdi yeni teknik direktör Efekti Hami Mandıralı hayırlı olsun. Ancak son 20 yılda böyle Trabzonspor'u en çok çalıştırmış, önemli başarılara imza atmış hoca da şu anda böyle Beşiktaş'ın başında. Rakip hocanın sizi bu kadar iyi tanıması da aslında bir dezavantaj. Yani Trabzonspor, o iki teknik adam birbirini o açıdan yeni teknik adam. Oyuncuları göze girmek için ekstra efor sarf edecek bazıları. Bazıları bu kapasitesince yapabilecek. Karşısında o orayı çok iyi bilen, Şenol Güneş'in Trabzon'u çok iyi bilmesi Avni Aker'i şu açıdan açalım biraz. Şöyle notu ekleyeyim. Taraftan Trabzon ne zaman tepki verir, neye tepki verir onu bile Şenol Hoca çok iyi biliyor. Trabzonspor tarihinin en çok forma giymiş iki ismi. Hami Mandıralı ile Şenol Güneş. Evet. Böyle değil. En çok tutan ve en çok atanlardan bir tanesi Hami Mandıralı. En çok tutan kesin Şenol Güneş. Onu Recep Kurak'tan önce. Şimdi yalnız ilk maçın yıldızı da böyle bu maç yok. NBA. NBA'ydı ilk maçın yıldızı. İlk maç 5'te 10 kişi kalmasaydı Quaresma'nın gördüğü çok garip iki sarı karttan sonra NBA'ye rağmen Beşiktaş yine maçı acaba böyle çevirebilir miydi? Çevirebilirdi. Ama bir daha söyleyeceğim. İşte Avni Aker zemininde oynamayı tercih eder birçok Beşiktaşlı futbolcu. Ama atmosferde pek oynamayı tercih edeceklerini zannetmiyorum. Eskisi kadar dolmuyor. Bak bundan 5 sene önce Avni Aker en zor deplasman. Daha bu sezon başı zaten Trabzon tarihinde en az kombine satılan sezon başıydı. Şimdi yeni yönetim değişti ama çok zor işleri, çok iyi niyetliler, düzgün işler yapmaya çalışıyorlar. Ama yapılacak çok iş var. Sadece yeni teknik direktör havası. Şimdi mesela NBA çok önemliydi Trabzonspor için. İlk yarıda Trabzonspor'un en önemli oyuncusuydu. Bak en değerli oyuncusuyla ama saha içinde taktiksel açıdan en çok fark yaratan, en önemli oyuncusuydu birçok karşılaşmada. NBA'nın eksikliği şimdi Aytaç'ın yanında Okay. NBA yani ön libero olarak ikisinin toplamından daha iyi performans sergiliyordu. Onu söyleyeyim yani. İşte aritmetik olarak iki oyuncu daha fazla olabilir ama içerik olarak NBA daha fazlasıydı. NBA ilk karşılaşmada, işte olimpiyatta Trabzonspor'un Beşiktaş'ı yendiği maçta sadece defansif orta saha işleviyle değil. Golleri hatırlayalım. Asisti NBA'dan. Ön tarafa baskı yine NBA'dan. Dakikalar ilerledi. Trabzonspor bir kişi fazla oynamanın bir avantajını kullanırken NBA'yı en geriydi. Biraz daha bir öne attı. Kontratak oyununa da çok yatkın bir oyuncu. Takımı sırtında taşıyordu o dönemde onu söyleyeyim. Çok önemli eksik. Bir. İki. Kavanda. Şu açıdan eksikliği hissedilecek Salih ile karşılaştığın. Kavanda'nın savunması çok iyi ama hücumu çok iyi. Yani o hızını daha çok işte hücumda fark yaratacak şekilde kullanıyor. Ama yani Beşiktaş'a karşı da işte rakip beklerin öne çıkarak hücuma katkı sağlayarak oynaması gerekiyor ki o Beşiktaş'ın açık oyuncularını daha geri getirsin. Onları daha çok yorsun. Çünkü Beşiktaş sol kanadından hani dikkat edersek İsmail Köybaşı'nın ilk 11'in bankosu olması, Motta'yı ve böyle Toşiç'i kesmesiyle çok zorlanmadı bunu yaparken. Kendi fabrika ayarlarına geri dönmesi yetti 3 yıl önceki sakatlık öncesi ayarlarına. Beşiktaş soldan daha çok hücumda etkili oluyor. Çünkü sağ bekte bek daha çok o da çıkıyor tabii. Onun da katkısı var ama asıl böyle taktiksel işlevi İsmail sürekli olarak mesela Lisbon deplasmanı da hatırlayalım. Beşiktaş'ın en iyi oynadığı maç kaybetmesinden ayan bu sezon. Onu söyleyeyim. Ama sağdaki böyle bekin katkısı çok önemli. İki stoperin kademesine girerek. Bir zamanlar solda ve Abidal sağda Alves. Tabii ki o kadar da yüksek kalitede bek oyuncu değil ikisi de. Ama ligdeki fonksiyonları Beşiktaş içindeki fonksiyonları böyleydi Emre. Bir şey soracaksın sana. Soracağım. Eğer tabii ki. Senin söylediklerin bittiyse hem sana hem Emre abiye Demirhas'a soracaklarım var. Şimdi şunu da söyleyelim. Emre abinin açtığı konu Trabzonspor'un son haftadaki en önemli sıkıntıdan bir tanesi artık sadece durmayan toplara değil, duran toplarda da savunma ortasında büyük bir böyle sıkıntı var. Bursa maçında yenilen goller. Tabii Bursa'da yeni stadın açılmış olması, takımın büyük bir coşkuyla geriden gelme mücadelesi falan filan. Ama yine de rakip stoper
Serdar Aziz daha iyi olsa, ligin en iyi yerli stoperinden bir tanesi daha iyi olsa, rakip stoper iki gol atıp bir tane de asist yapıyorsa, o savunmanın ortası Trabzon. Pardon, üç gol katkısı evet. yapıyorsa toplamda rakip stoper, o zaman takımın merkez savunmasında sıkıntı çok büyüktür. Yani o böyle Trabzon spor kalitesinin altındadır. Bunun da daha net bir izahı olmaz. Yani iki tane oyuncu markaj özelliğinden dolayı oynatılıyorsa Mustafa ile Aykut, ya yani bu nasıl markaj? Yani o özelliklerin de böyle Trabzon spor seviyesine göre kaybetmiş gözüküyorlar. Mario Gomez bakalım nasıl dönecek? Kupa maçında daha bir işte antrenman temposu oynandı 1461 maçı. Bir de Beşiktaş yarı rotasyon yaptı. Karma. Karabük mücadelesi. Yani işte, işte. Evet hem Karabük hem de böyle işte 1461 Trabzon maçları da. Ve 1461 Trabzon çok farklı oynuyor Trabzonspor'un. Onu da söylemek lazım. Yani iç sahada. Şimdi 1461 daha bir işte pilot takımı, işte proje takımı. Türkiye Kupası'nda önemlidir. Gruptan çıkmak, oyuncular kendilerini gösterecekler. Trabzon A takımına doğru bir yani sıçrama fırsatıdır. Hele şu ara. Birçok oyuncu gidip geliyorken Trabzon'da daha böyle dirençli geriye kapanarak oynadılar. Trabzonspor Avni Aker'de kim olursa olsun rakip 1461'in kupada oynadığı gibi Beşiktaş'a karşı oynayacak değil 90 dakika. Öne geçerse oynayıp kontrataktan başka gollerde bulabilecek oyunculara sahip. Mehmet Tekici, Yusuf özellikle kontrada çok etkili iki oyuncu. Ve tabii ki bir Okay eğer sezon başındaki ayarlarına dönersin. Peki şunu sormak istiyorum. Emrah Yaloğlu Beşiktaş-Mersin İdman Yurdu maçı oynanmadı. Tatil edildi 5. dakikasından sonra hava şartları nedeniyle. Puan tablosuna baktığınız zaman Beşiktaş evet bir maçı eksik ama 41 puanda ve ikinci sırada görünüyor lider. Maç fazlasıyla Fenerbahçe. Sizce hem de ikinci yarının başlangıç maçında olması nedeniyle de bir psikolojik etkisi var mıdır bu maçı oynayamamanın, orada o puanlarının yazmamanın bu maça giderken ne düşünüyorsunuz? Yani, şu anda olduğunu düşünmüyorum. Hani bu haftaki maçı Fenerbahçe önce oynayıp saat olarak Fenerbahçe önce oynayacak. Fenerbahçe önce oynayacak. Doğru. Pardon. 4'te oynayacak. Yani o maçı Fenerbahçe aldıktan sonra belki şey olur ama orada da gün farkı olsa belki daha bir psikolojik olarak o farkın işte Fenerbahçe kazanırsa 5 puana çıkması gibi bir şey söz konusu. Aynı gün aralarında 2-3 saat varken o kadar yani Fenerbahçe kazanması durumunda çok. Fenerbahçe kazanırsa evet biraz daha belki yapar ama aynı gün olması itibariyle yine o etkiyi düşürecektir. Yani burada sonuçta Beşiktaşlı futbolcular da şunun farkında. Yani bu maç Beşiktaş'ın fikstüründe eninde sonunda oynanacak. Ve onların Avrupa Ligi'nden elenmiş olmaları sebebiyle öyle çok uzaklara bir tarihe de atılmayacak. Öyle çok anormal bir fikstür yoğunluğu içinde olmayacak Beşiktaş. Avrupa Ligi'nde olmaması sebebiyle. Yani dolayısıyla bu maçın çok da yani Şubat ayı tamamlanmadan ben oynanmış olacağını ve bu eksik maç sayısının tamamlanacağını düşünüyorum. Şubat ayının sonunda aşağı yukarı işte Avrupa Ligi haftasına denk gelir diye tahmin ediyorum. Çok büyük bir etkisi olmaz ama hani şöyle bir fikstüre denk gelseniz hani Fenerbahçe Cuma oynar. Fark 5'e çıkar. Siz pazar oynuyorken 5 puan geride olursunuz. 2 gün onu yaşarsınız. O hoş olmaz tabii futbolcu üzerinde. O maçım eksik. Ben hala gizli liderim şeyi çok yer almaz. Ama bugünkü tabloda ben çok negatif etkileyeceğini düşünmüyorum. Sen ne düşünüyorsun? Ali? Oyuncu, teknik direktörü ve en önemlisi de yöneticilerin onlarla ilişkisine göre değişir. İki tane zıt örnek var. Galatasaray 94-95 sezonu puan farkıyla liderdi. Samsun, Antep, Antalya arada bir erteleme maçı vardı. Liderken bir baktık Beşiktaş puan farkıyla lider olmuş o 3 maç sonrasında. Galatasaray'ın arada maçı eksik. Galatasaray'ın 3 maçı İstanbul'da oynadı galiba. Evet üst üste. Sanırım böyle bir haftada oynandı. Evet. Değil mi? Bir hafta içinde oynadı 3 maç. Fikstür yani sıkıştı. O zamanki kriterlere göre sıkıştı. Şimdiye göre Beşiktaş maçı aynısı gelecek zaten. İki lig maçı sevgili Emrah Ayaloğlu'nun söylediği gibi işte UEFA Ligi'nin Fenerbahçe Galatasaray UEFA Ligi maçına çıkarken Beşiktaş Mersin'in oynayacak gibi gözüküyor. Dilerim öyle olur yani öbür türlü iyice o Türkiye Kupası maçlarının arkasına falan sıkıştırılırsa zaten sıkışık acayip. Ya bütün takımlar için söylüyorum ya. Erteleme nerede? Boşluk oraya koymak gerek. İyi örneğe gelelim. Fenerbahçe 2003-2004 sezonu maçı eksikti. O bir erteleme maçı oynandı. Beşiktaş bayağı puan farkıyla öndeydi ama o erteleme maçındaki oyun ve skordan sonra Fenerbahçe büyük bir ivme yakaladı. Sezon sonu şampiyon bitirdi. Takıma, şartlara göre değişiyor. Belki o gün o maç oynansaydı, o saatte yani devam etseydi 8'i. Bence ideali şudur. Yani hava şartlarına bakılır. Bütün uzmanlar bir haftadır saat 8'de acayip kar bastıracak diyorsa ama
Saat 6'da başlatırsanız maçı 8'e kadar zemin de iyi olacak. Oynanır maç rahatlıkla. Oyuncu sağlığını da kötü etkilemez diyorlarsa o zaman alırsın 5'e 6'ya bitirirsin. Bizdeki en büyük sıkıntı bu maç saatlerini belirleyen kişilerin ezbere belirlemeleri. 7'de 8'de daha çok izlenir. Hani nerede? Premier Lig derbi vardı Liverpool Manchester United. Bizim saate göre 4, İngiltere saate göre 2 değil mi Emre'ciğim? 2 saat. Genelde onlar o İtalya saatlerde Serie A, oynuyorlar. Derbiler, Juventus, Inter'ler bazen 21.45 oynanır ama gündüz oynanan da vardır. Atletico Madrid geçenlerde böyle sabah maç yaptı. Barcelona da sabah maç yaptı. Sabah 10 İspanya'da değil mi? Bizde bir 12. Yok, bizde 1, 11, onlar 1, da 12. 11-1 evet tamam. Onlar da 12. Evet. 11'de 12'de maç yapıyor. Demek ki böyle bir şey yok. Senin takım oynanan futbolu iyiyse her saat izlenir. Gündüz olursa hem böyle çoluk çocuğu da maça götürürsün. Ekran başında da belki daha çok kişi olabilir. Hanım orada o var ama ben maçı izleyeceğim tartışma. Bizim ailede olmuyor ama bu Türkiye'nin bir gerçeği. Bu bir gerçek hani. Bizden hanımla maçta tanıştığımız için bizde bir sıkıntı yok. Ama Türkiye'nin gerçeği farklı. O da ezbere saat atamamak lazım. Bir. En son olarak şu noktaya bağlarsak. Ya birazcık hakikaten inisiyatif almak gerekir. Biraz böyle kafayı çalıştırmak gerekir. Fikstür sıkışmasın istiyorsanız o zaman önceden her iki tarafa sorulur. Mersin tarafında Beşiktaş. Belki aynı sıkıntı Fenerbahçe-Rize maçında olacak Kadıköy'de. Çünkü yine çok kar yağacak deniliyor. Mesela Kadıköy'de birçok Fenerbahçe'de. Tamam diyor ki abi maç oynanır mı? Ne bileyim iki gün önce. Zaten bilmem meteoroloji falan da. Ben bir işe gideyim de 2-3 saatte anca giderim dedim. Bakın dilerim hepsi oynanır. Ama oyuncu sağlığı daha önemli. O kesin. Bilgi yayalım. Yani bazı sahalarda sahanın altı ısıtma yoksa, zemin böyle ideal ölçülerde değilse, Pingel'in sakatlığını hiç unutmam. Bir yaz günü. TSD kupasıydı. Ama zeminle ilgili de sıkıntı olduğu, oralarda sıkıntı olduğu söyleniyordu. Ne kadar büyük umutlarla alınmıştı. Kuzmanoviç'le mi girdi pozisyon? Evet. Kuzmanoviç neydi? Top Kuzmanoviç çalım attı. 3 metre uzaktan attı, çalımda oldu. Hani görünmez kaza değil mi? Rakibin liberosu, savunmanın en gerisini oynayan oyuncusu, diğer rakibin santrafının en önde oynayan oyuncusu, orta sahanın orası çalım atıyor ama oradaki sıkıntı olmaması gerekiyor artık çimde sıkıntı. Ya bu dediğim 90'ların başıydı sanırım. 93-94 falan öyle bir şeydi. Yani 21-22 sene geç. Çim hepsinden önemli. Şimdi mesela işte Osman Spor Galatasaray maçı var. Oraya gelince de ayrıca konuşacağız onu da. En büyük sıkıntıyı iç sahada Osman Spor forması giyen oyuncular yaşıyor. Bir galibiyet var ya iç sahada değil mi? Başka var mı? Yok. 4 puan var. Bir galibiyet, bir beraberlik. Saatler ve karlarla, kar yağışı, hava durumu, meteoroloji laf oraya gelmişken şunu da ekleyelim. Bence yeri geldi çünkü. Yani burada sadece evet futbolcu sağlığı elbette çok önemli. Tribünlerin dolması o da elbette çok önemli. Çok önemli. Ama bir de o insanların güvenli bir şekilde stada gidip tabii, stattan dönmeleri tabii de en az bunun kadar önemli. Yani meteorolojiyi konuşacaksak, yani bunun çok yakın örnekleri İngiltere'de defalarca yaşandı. Seyircilerin stada ulaşmasında yaşayabilecekleri problemler sebebiyle maç edildi. Zeminde evet, hiçbir şey yokken tabii, maç oynanmadı. Tabii ki. Her şey zemin pırıl pırılken maç oynanmadı. Yani iş sadece zemin, futbolcu sağlığı değil. Tabii ki taraftarın. Bir de taraftarların da yani oyunun asıl sahibinin bangır bangır anonslar yapılır. İşte okullar bulundu, tatil olur, nerede olur, AKOM alarm verir. Ama saha iyiyse maç oynanır. Seyirciye de nasıl geliyorsan gel, dönemiyorsan da dönme. Don gerekirse evine ben dönene kadar yani diyoruz biz Türkiye'de maalesef. Gerek. Kısa bir ara verelim. Maç toplantısına devam edeceğiz. Maç toplantısında yeniden birlikte Spor Toto Süper Lig'de 19. haftada maç fazlasıyla lider Fenerbahçe Çaykur Rizespor'la karşılaşacak. Pazar saat 16'da mücadele ve maç öncesinde bir telefon bağlantısı yapalım. Onur Turul muhabir arkadaşımızdan biraz bilgi alalım, notlar alalım. Onur hoş geldin yayınımıza. Hoş bulduk Emre Gönülşen. Hemen Fenerbahçe'deki sakatlık raporuyla başlayalım. Fenerbahçe'de Meireles, Abdullah Yaba ve Ertuğrul Taşkıran uzun süredir sakatlıkları bulunan ve Çaykur Rizespor maçında da kesin olarak oynayamayacak oyuncular. Bunun haricinde Diego, Robin van Persie ve Gökhan'ın durumunu konuşabiliriz. Gökhan Gönül geçtiğimiz hafta sakatlanmıştı. Yaklaşık 2 hafta civarında takımının ayrı kalmasını bekliyoruz. Dolayısıyla Gökhan Çaykur Rizespor maçında yok. Sağ bekte Şener Özbayraklı forma giyecek. Kupa maçında da Şener oynamıştı.
Diego'nun durumu henüz belirsiz. Hala takımla birlikte çalışmalara başlayamadı. Yarın bir antrenman daha var. Onda çalışırsa kadroya dahil olabilir ama ilk 11'de oynaması artık beklemediğimiz bir durum. Yine Ozan Tufan, Josef ve Mehmet Topal orta sahada görev yapacak. Robin van Persie Eskişehir Spor maçında golünü de atmıştı ama sonrasında sakatlığı oluşmuştu, ağrıları oluşmuştu. Van Persie iki antrenmanı ve Tuzla Spor maçını kaçırdı ama bugün ilk kez takımla birlikte çalışmanın tamamında çalıştı. Yarın da çalışırsa kadroda olacaktır ama ilk 11'de olup olmayacağına son gün, maç gününde karar verilecek. Fernando Ağa mı, Robin van Persie mi? Çünkü Tuzla Spor maçının kadrosuna Vitor Pereira, Fernando Ağa'yı da almadı. Bu oyuncuyu dinlendirdi. Dolayısıyla elinde iki santraforu olacak ve bunlardan birini ilk 11'de sahaya sürecek ama Robin van Persie'nin sağlık raporu maç gününde önemli. Bruno Alves'in cezası sona erdi. İlk 11'de oynayabilecek durumda Simon Kerr'le birlikte ilk 11'de başlamalarını bekliyoruz. Konuk ekip Çaykur Rizespor'la devam edelim. Hikmet Karaman oyuncularına daha tempolu, daha ritmi hızlanmış bir pas organizasyonu oyunu çalıştırıyor. Bu konuda bugünkü antrenmanda oyuncularını yönlendirmeye çalıştı. Kvoyke'nin bir sakatlığı var ama hafif bir sakatlık, kadroya dahil edilecek. Durumu maç günü belli olacak diyelim ama oynama ihtimalinin yüksek olduğunu söylemekte fayda var. Bu şartlar altında iki takımın sakatlık ve ceza raporunu sizlere sunmaya çalıştım. Maçla ilgili herhangi bir soru varsa bu şekilde devam edebiliriz veya ben sözü tekrar stüdyoya bırakıyorum. Onur, teşekkür ederiz. Kolay gelsin diyelim. Hemen Murat Demiryas'a dönelim. Maçla ilgili grafikler bize neler anlatacak? Öncelikle Fenerbahçe'nin son dönemlik serisiyle başlayalım. 9 lig maçı ve 25 puanlık bir seri. 8 galibiyet, 1 beraberlik var Fenerbahçe'nin lig son lig maçlarında. Resmi maçlara baktığımızda da son 9 resmi maçını kazandığını görüyoruz. Türkiye Kupası artı UEFA Avrupa Ligi ve son 22 resmi maçta 16 galibiyet ve 6 beraberlikle 22 maçtır yenilmediğini de ayrıca ekleyelim. Tabii 13 golle en az gol yiyen takım Fenerbahçe ligde ve son 9 maçta bu 9 lig maçının 6'sında kalesinde gol görmedi. Bu sezonda ligde oynadığı 18 maçın 4'ünü 2 veya daha farklı skorlarla kazandı. Bunlardan birisi de geçen haftaki Eskişehirspor karşılaşmasıydı. Gollere baktığımızda geçtiğimiz hafta goller Fernando ve Van Persie'den gelmişti. 30 golü var Fenerbahçe'nin ligde. 21 gol Fernando, Van Persie ve Nani üçlüsünden. Bu da %70 ediyor. Yani gollerin %70'i Fernando, Van Persie ve Nani üçlüsünden geliyor Fenerbahçe'de. Asistlerle birlikte baktığımızda Fernando'nun 8 golü bir asisti, Van Persie'nin 7 golü bir asisti, Nani'nin de 6 gol ve 4 asisti var Fenerbahçe'de. Üçlü 3 oyuncu Fenerbahçe'yi gol açısından sırtladı götürüyor diyebiliriz. Çaykur Rizespor cephesine baktığımızda Çaykur Rizespor'un son 5 lig maçında 2 galibiyet ve 3 yenilgisi var. Çaykur Rizespor galibiyetlerini iç sahada aldı. Trabzonspor'u 3-0, Medipol Başakşehir'i de 2-1 mağlup etti. Mersin İdman Yurdu mağlubiyeti var, Gaziantep Spor mağlubiyeti var ve kendi sahasında Gençler Birliği'ne 3-2 mağlup oldu ikinci yarının ilk maçında. Hemen ara transfer durumuna bakalım. İki takım da ara transferde çok hareketli olmadığını görüyoruz. Fenerbahçe'de gelen oyuncu yok. Gidenlere baktığımızda da Hakan Çinemre'nin Gaziantep Spor'a kiralandığını görüyoruz. Aynı şekilde Çaykur Rizespor'da şu ana kadar kadrosuna henüz takviye yapmadı ama tabii daha devam ediyor transfer dönemi. Gidenlere baktığımızda da Cumali Bişi'nin Boluspor'a transfer olduğunu görüyoruz. Emrah Kağaloğlu, Fenerbahçe ligde, kupada, Avrupa'da yenilmezlik serisi var. Üst üste aldığı galibiyetler maç fazlasıyla ligde lider konuma da geldi. Bazı eksikler, mecburi rotasyonlar oluyor Fenerbahçe'de. Zaman zaman az önce Onur Turul o eksiklerden de bahsetti. Muhtemel 11'den de bahsetti. Yine Çaykur Rizespor ligin ikinci yarısına pek iyi başlayamadı. Kendi evinde Gençler Birliği maçı, iki kez maça ortak olsalar da son dakikalarda gelen gol. Gençler Birliği Çaykur Rizespor deplasmanda 3-2 yenmişti ve şimdi de zorlu Fenerbahçe deplasmanına geliyorlar. Siz nasıl bir maç bekliyorsunuz? Yani Rize ligin böyle çok istikrarsız takımı diyebiliriz. İyi başladılar. 6 maçlık bir yenilmezlik serisi.
Sonra üst üste 3 yenilgi. Ondan sonra da yine bu zikzaklı bir seri olarak devam ediyorlar. Yani takımda sezon başı zaman zaman yani hocayla da problem olsa da takımın önemli oyuncusu Kuveki şu anda gözüken. Gençler Birliği maçında çok tuhaf bir sakatlık yaşamıştı hatırlarsan. Gol sevincinde takım arkadaşının üzerine sıçramasıyla sakatlandı çıktı. Belki de o maçta o 2-2'yi bulduktan sonra maçı kazanma ihtimalleri varken Kuveki'nin yokluğunda bir de gol yiyerek kaybettiler. Kupa maçına götürülmedi. O günden beri hiç çalışmıyor takımla beraber. En son bugün salonda çalışmış. Fizyoterapistle beraber yarın ne olacağını bilmiyoruz ama kadroda olması yönünde. Yani benim Rize'den duyduğum o. Kadroda olacak ama ne kadar hazır olur bu kadar arka arkaya idmansızken. O önemli bir eksik olur Rize cephesinde. Kuveki'nin... 1 Ocak 2014'ten bu yana ligin en çok gol atan iki oyuncusu var. Fernandao ile Kuveki. Fernandao 40 gol atmış. Kuveki 31 gol atmış. Yani 2 senedir ligde en çok gol atan iki futbolcu. Bakalım karşılıklı oynayacaklar mı? Böyle de bir not var. Hani ne kadar önemli olduğuna da dair. Ayrıca sadece Çaykur Spor için değil. Yani ligin golcüleri anlamında da önemli isimlerden bir tanesi. Yani Fenerbahçe tarafında Diego'nun yokluğunda Eskişehir deplasmanında net bir galibiyet gelmiş olsa da üretkenlik noktasında yani kreativite burada üretkenlikten kastım. Yaratıcılık daha doğru. Evet. Yaratıcılık noktasında yani beni çok tatmin etmemişti Fenerbahçe'nin ortaya koyduğu performans. Ozan Tufan'ı nasıl bulmuştunuz? Ya Ozan çok beğendiğim bir futbolcu ama ondan beklenen Diego'nun yerini doldurması mı olmalı? Orada büyük bir soru işareti var benim kafamda. Yani öyle bir sorumluluk vermek, o yükü Ozan'ın omuzlarına yüklemek biraz haksızlık gibi geliyor bana. Orada belki yani sistemle dizilişle biraz oynayıp o yaratıcılık sorumluluğunu, yaratıcılık yükünü yani yine Eskişehir maçında kadro çıkacaksa işte Josef de Souza, Mehmet Topal, Ozan, Nani, Markovic, Fernandao şeklinde olacaksa orada o yaratıcılık yükünün belki biraz da Nani'nin üzerinde olması bana sanki daha doğru gibi geliyor. Ama hoca onu yapar mı yapmaz mı bilmiyorum. Rize tarafında yani Fenerbahçe'nin orta alanında belki Diego yok diye konuşuyoruz ama orada Makiadi galiba cezalı. O önemli bir eksiklik. Onun yokluğu. Yani bu olanları olmayanları olanların form durumunu da göz önüne aldığımızda başta Kuveki olarak Fenerbahçe yine maç öncesi ağır bastığını söylemek mümkün ama Rize'nin ne oynayacağını kestirmek biraz zor. Yani Kuveki'yi bu haliyle hoca hiç düşünmeyip Deniz'le mi başlar o pozisyonda? Belki o daha mı doğru tercih olur? Yani ben o ihtimalin yüksek olduğunu düşünüyorum. Ama yani tabii Hikmet Hoca daha önünde neredeyse 2 gün var. Futbolcusunun son durumunu yani Kuveki'yi sonuna kadar zorlayacaktır oynaması için ama verimli olamayacağını düşündüğü noktada başka alternatif arayacaktır. Ali Ece, toplu en fazla oynayan takımlardan bir tanesi Fenerbahçe. Geride kalan 18 haftada Çaykur Rizespor'da en az oynayan takımlardan bir tanesi. Kaleye en çok şut çeken takımlardan bir tanesi Fenerbahçe. Çaykur Rizespor en az şut çeken takımlardan bir tanesi. Maç Kadıköy'de. Yani zorlu bir maç olacak Çaykur Rizespor açısından. Ama sahaya çıkıp oynamadan da hiçbir maç kazanılmıyor. Hiç kimse için hiçbir maç. Ne 3 puan ne garanti. Ne düşünüyorsun maçla ilgili? 1888'den beri öyle. Evet. Yani sahaya çıkmadan. Tabii ki aynen. Rize Spor bu sezon ne yaptı derseniz en iyi maçlarını Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'a karşı oynadı. Özellikle bu Trabzonspor galibiyeti çok etkileyiciydi. Fenerbahçe ilk puanını kaybetti sanırım Rize. Sanırım değil, işte eminim. Zaten ikinci hafta maçıydı. İlk puanını kaybetti. Yani Fan Pers'in ilk gol attığı maçtı. Yalnız Çaykur Rize Spor'unu mesela Kuveki ön tarafta ne kadar iyiyse arka tarafta da bu yapılan fauller, tehlikeli yerde fauller. Yani ben an meselesi Hikmet Hoca'nın yine gelip ama bu kez oyuncularına bu ne bu ter diye çıldıracak adam sonunda yine haklı olacak. Neden dersen Çaykur Rizespor'lu oyuncular o kadar tehlikeli yerlerde o kadar gereksiz foller yapıp takım savunmasının başına o kadar büyük belalar açıyorlar ki Fenerbahçe'de de o tehlikeli yerlerde yapılan faulleri bayağı yüksek yüzdeyle gole çevirebilen müthiş bir duran top silahı var. Nani isimli.
Sadece duran değil, durmayan toplarda da. Bence bu maçın da kilit oyuncusu. Hani Fenerbahçe'de bu sezonun kilit oyuncusu ne be Ozan, ne Diego, ne Markovic, ne Fernando, ne Van Persie. Nani, 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 nani. Ya kaç kere o son dakika üçlüğü diye tabir ettiğimiz Navamoski'nin baskette attığın futbolda inisiyatif alıp son şut, düdükten önceki son belki kullanılan korner, son free kick, böyle çok puanlar kazandı Fenerbahçe. Fenerbahçe genelde bir fark, iki fark kazanarak geldi. Şampiyonluk yarışında iddiasını devam ettiriyor. Maç fazlası ve liderliğe de yükseldi. Diğer oyuncuların yerine herhangi oynayabilecek birileri var. Ama Nani'nin yerine mevkisi olarak oynayabilecek kişiler olsa da aynı Nani'nin yarattığı sağ içindeki etki ki Nani daha formunun zirvesinde de oynamadı. Abi şöyle bir ay, iki ay formunun zirvesi demeyelim de Fenerbahçe kariyerindeki en yüksek formuyla oynadı. Daha fazla potansiyel olan bir oyuncu. Etrafındaki arkadaşlarıyla da ilintili, onların form grafiğiyle de ilgili. Fernandão ile genellikle beraber oynadığı zaman Nani Fenerbahçe o maçları zor da olsa bir şekilde kazanıyor. Nasıl başladığınıza bakılmıyor ligde, nasıl bitirdiğinize bakılıyor. Şu son maç öncesine kadar ligdeki daha önceki 2-3 maçta Fenerbahçe ofansif açıdan da daha kreatif, daha etkileyici, daha bu kadronun hakkını vermeye yakın oyunlar oynuyordu. Son Eskişehir maçı, evet, Emrah Kayaloğlu'nun söylediği gibi bu kadro daha fazlasını oynayabilir ofansif açıdan ama defansif açıdan da buna karşın en sağlam takım. Sezonun ilk yarısında da, şu anda da. Evet, Kvöke, özellikle hava topları, sadece hava topundan ibaret bir oyuncu değil. Zaten herkes Kvöke'nin boyunu çok düşük diye 1.97 falan zannediyor. Değil, 1.88 boyu. Benden biraz uzun. Ama enlemesine, o kaslar, o böyle patlayıcı koşular. Yani o boyda o koşulları yapması çok etkileyici olan. Yerden de çok etkili bir oyuncu. Ama hava toplarının hani Kvöke'ye dikkat, havadan dikkat. Dikkat de Fenerbahçe'nin stoperlerinin en üstün oldukları konu bu hava topları. Hem Kjaer'in hem de bu Alves'in, ki Alves kariyerinin en iyi sezonundan birini oynamıyor. Ama yine havadan ligin en iyi stoperinden bir tanesi. Kvöke, o yüzden Çaykur Rize'nin ne oynayacağı çok önemli. Kvöke son 5 deplasmana atılan son 5 golün 5'ini Kvöke atmış Çaykur Rize'si. Genelde Kvöke atıyor zaten. Yani, işte Eren Albayrak, Kvöke, bazen Deniz Kada, bazen Sercan. Ama genel olarak Eren Albayrak, Kvöke. Bu iki oyuncu Rize Spor hücumunun %51'i. Emrah Kayaloğlu, Diego'nun yokluğunda bir kreatif eksiklik, yaratıcılık eksiklik Fenerbahçe'nin hücumunda 3-0 kazanmalarına rağmen Eskişehir Spor maçında hissettiğini söyledi. Yine sanki Ozan Tufan orada oynayacakmış gibi duruyor. Onur Tuğrul'un verdiği muhtemel 11'den de yola çıkarsak. Nasıl değerlendiriyorsun? Hem Ozan Tufan'ın genel oyun durumu hem de Eskişehir Spor maçındaki mevkisi, verdiği katkı ne düşünüyorsun? Ozan orada da oynar. Yani orta sahanın en merkezde ofansif oyuncusu olarak da görevlendirilebilir. Orada da başarılı olabilir. Ama bu kadroda, bu sistemde değil. Yani Ozan'ın Ozan bir 8 numara. İleri geri çalışacak, sürekli gidip gelecek, gidip gelecek. Ozan sezonun ilk yarısında çok top kaptırdı. En büyük sorunu buydu. Bu da mevkisine işte adapte olamadığını gösteriyor. Bursaspor'da kurduğu o ortaklığı, başarılı ortaklığı, o kimyayı işte Ozu'ya ve Luşi çok iyi görev bölümü vardı. Burada Mehmet Topal'la Josef de Souza defansif açıdan müthiş bir ikili. Yani şu anlamda takımı gol yemiyor. Ve geleni gideni havadan yerden bu oyuncular kesiyorlar, ön tarafı veriyorlar. Ozan hani sanki kendini daha çok o ikisinin birinin yerine, hani mesela Mehmet Topal'ın yanında kendini hazırlamış gibi. Diego'nun yerine kendini hazırlamış gibi değil. Zaman alacak bir şeydir. Bu kadar genç yaşta bir oyuncu. Potansiyeli yüksek ama önemlidir. Taktiksel motivasyon diye de bir şey vardır. Markovic solda sağdaki kadar etkili olabiliyor mu? Olamıyor. 20 milyonluk oyuncu bonservisine bakarsan. İyi mi oyuncu? Gayet iyi oyuncu. Çok mu hızlı? Evet. Ama takımın geri kalanı onun hızlarından istifade edecek şekilde oynamazsa, çok yavaş oynarsa, bir de Markovic sola geçerse, hani sonra diyorlar ki ya Markovic de 20 milyonluk oyuncu ama içeri kat edip de falan, yani o yaşta onu da öyle yaptığı zaman zaten Benfica UEFA finali, hani oradan dünyanın 20 milyon poundluk oyuncu bu arada, değil mi? Euro değil, Liverpool'a gelme fiyatı. Tabii pound. Yani kiralık gelmiş oyuncu zaten. Burada bazı şeylerini geliştirmesi için göndermiş Premier Lig'den. Fenerbahçe'de o orta saha kimyasını, Fenerbahçe böyle devam ederek sezon sonuna kadar şampiyonlukla iddialı olmaya devam edebilir. Şampiyon da olabilir. Ama Fenerbahçe tarafından bir kısmı bu oyun tarzını beğenmiyor. Bu kadronun daha fazlasını ofansif açıdan yapabileceğini iddia ediyor, bekliyor. Ama teknik adam da şampiyon yapmak için getirildi ilk sezonunda Vitor Pereira. Şampiyonluk dışında her alacağı netice başarısızlıkmış gibi addedilecek. Bunu çok iyi biliyor. O da en gerçekçi şekilde takım ne kadar az pozisyon verirse o kadar kazanma şansı var. İşte görüyorsunuz, haftalardır yenilmeyen Fenerbahçe. En son Beşiktaş'a yenildi, öyle değil mi ligde? Öyle.
Resmi maçlarda. Evet. Resmi maçlarda. Kısa bir araya gitmeden önce Emrah Karaoğlu. UEFA Ligi'nde Molde maçı var. Beşiktaş maçından sonra. Hızlıca şunu sormak istiyorum. Şener sağ bekte Fenerbahçe'de sezona Gökhan'ın sakatlığında iyi bir başlangıç yapmıştı ama Gökhan Gönül adeta fırtına gibi döndü mevkisine. Şimdi Gökhan Gönül yok. Şener tekrar olacak. Ne kadar etkileyecek sizce Fenerbahçe ya da etkileyecek? Fenerbahçe'nin bekleri Fenerbahçe'nin en önemli hücum kozları. Yani Caner'in bugün bir talihsiz bir Caner'le genç Uygar'a da geçmiş olsun ikisine de. Evet. Arabaları taklatmış bir trafik kazası. Yok takla değil ama. Takla yok. Maddi zarar varmış sadece. Tamam özür dilerim. Yanlış bir yani, ama yani sonuçta bir... bir trafik kazası. Yani tabii zihinsel bir sıkıntıdır o. Ama geçmiş atlatırlar. İkisine de geçmiş olsun. Yani Gökhan Şener'in başlangıcından sonra Gökhan'ı kesebilir mi diye düşünüyorduk. Ama Gökhan'ın dönüşü hakikaten öyle bir oldu ki Şener'i şu anda kimse aklına getirmiyor. Sezon başında en çok konuşulan isimlerden biri olmasına rağmen. Yani Şener kaldığı yerden devam edecektir. Yani öyle bir Kupa şey yapmaz. Zaten 11'de onu gördük. Yani şey olmaz. Yani Gökhan kadar etkili olmayabilir belki ama orada yaratıcılık dediğim gibi bir sıkıntısı var Fenerbahçe'nin. O yani ya Gökhan ya Şener orada çok ofansif anlamda çok ciddi bir fark olacağını düşünmüyorum. Kısa bir ara verelim, devam edeceğiz. Maç toplantısında yeniden birlikteyiz. Spor Toto Süper Lig'de 19. haftada. Cumartesi günü saat 19'da Galatasaray Ankara'da Osmanlıspor'a konuk olacak. Maç öncesinde takımlardan bilgiler, haberler almak için muhabir arkadaşımız Evren Göz'le bir telefon bağlantısı yapalım. Evren merhaba. Merhabalar Emre Gönlüşen. Galatasaray birkaç saat önce Ankara'ya ulaştı. Sarı kırmızıları soğuk bir hava karşıladı. Ankara'da gerçekten Ankara'nın çok soğuk olduğunu söyleyebiliriz. Sarı kırmızılılarda sarı kart cezalısı Şeycu oynayamayacak. Aynı zamanda Podolski de sakatlığı sebebiyle bu karşılaşmada forma giyemeyecek. Tarık Çamdal, Koray Günter, Emre Çolak ve Cempol Karacan'ı da teknik direktör Mustafa Denizli İstanbul'da bıraktı. Bu oyuncuların artık ilerleyen dönemler içinde çok fazla kadroya girme durumlarının olmadığını söyleyebiliriz. İleride yapılacak transferlere göre oyuncularla yolların ayrılma ihtimali oldukça yüksek. Bundan bahsetmek gerekir. Galatasaray'ın muhtemel 11'i şu şekilde olacaktır. Kalede Muslera, defansta sağ bekte henüz tam kararını vermiş değil Mustafa Denizli. Ancak Dines'in o bölgede Sabri'nin önünde olduğunu söylemekte fayda var. Defansın ortasında Şeycu'nun yokluğunda Dinayer'in forma giymesini bekliyoruz. Semih Kaya'nın kart cezası bitti ve ilk 11'deki yerine geri dönecek Semih Kaya. Sol bekte Hakan Baltay'ı oynatacak teknik direktör Mustafa Denizli. Orta sahada 4-1-4-1 gibi düşünecek olursak tek ön libero olarak Donk'un performansından oldukça memnun Mustafa Denizli. Yeni transferin ilk günden beri kadroda olduğunu ve gayet de uyum sağladığını söyleyebiliriz. Sağ içte Selçuk, sol içte Snyder gibi Mustafa Denizli'nin kafasındaki kurgu ve iki oyuncuyla oyunu kurmayı düşünüyor. Orta sahada üstünlüğü eline geçirmeye çalışacak sarı kırmızılılar. Sağ kanatta Sinan Gümüş'ün oynamasını bekliyoruz. Son haftalarda o da oldukça formda ve her geçen hafta biraz daha performansını üst seviyeye taşıyor Sinan. Sol tarafta Yasin'in henüz tam olarak istenilen düzeyde olmadığını düşünüyor Mustafa Denizli ve Olcan adını bu bölgede değerlendirebilir. Sol açıkta ileride ise Burak Yılmaz'la gol arayacak sarı kırmızılılar. Burak Yılmaz demişken West Ham United'ın Burak'a yine ilgisi olduğunu ifade edebiliriz bu dönem içinde. Artık transfer döneminin son günleri, ancak İngiliz kulübü 7 milyon euroluk bir teklif yapmaya hazırlanıyor Galatasaray'a ve bu yönde menajerler vasıtasıyla sarı kırmızıların kapısını çaldı. West Ham United hatırlanacağı üzere yaz döneminde de Burak'ı istemişti İngiliz kulübü, ancak o dönem transfer gerçekleşmemişti. Galatasaray yönetiminin de düşüncesi şu: UEFA'nın finansal fair play kriterlerinden dolayı Galatasaray'ın ceza alması da gündemde ve ekonomik durumların çok da iç açıcı olduğunu söylemek mümkün değil. Bu açıdan Burak'ın da yönetim tarafından eğer cazip bir resmi teklif gelirse, ki şu anda henüz resmi bir teklif gelmiş değil, o dönemde Galatasaray için bir değerlendirme söz konusu olabilir Galatasaray yönetimi için. Burada Burak'ın kararı da çok önemli. Burak Yılmaz henüz sessizliğini koruyor ve
yakın çevresiyle orada konuşup, ailesiyle ve kendisine yakın olan insanlarla konuşup böyle bir karar verecek, gitmek ya da kalmak gibi. Ev sahibi ekibi baktığımızda Osmanlı Spor kendi evinde bu sezon çok fazla başarılı bir grafiği yok. 6 mağlubiyet ve bir beraberlik aldı. Yalnızca Trabzonspor'u mağlup etmeyi başardı Ankara ekibi. Onlarda da Webo'nun eksik olduğunu söyleyelim, önemli bir eksik. Morales ve Suzukala olmayacak Osmanlı Spor'da, Mustafa Reşit Akçay'ın ekibinde. Hatırlanacağı üzere ilk yarıdaki maçı da Osmanlı Spor Türk Telekom Arena'da 2-1 kazanmıştı. Bir sürprize imza atmıştı. Yine tekrarlamaya çalışacak ev sahibi ekip. Yarın da biz gün boyunca NTV Spor ve NTV ekranlarından Ankara'daki hava şartlarını ve maçın öncesindeki, sonrasındaki tüm detayları aktarmaya çalışacağız. Evren, teşekkür ederiz. Kolay gelsin. Murat Demiryaz, hemen sana dönelim. Osmanlı Spor Galatasaray maçı ile ilgili grafikleri öğrenin. Öncelikle Galatasaray'ın deplasmanda ligde son haftalarda galip gelemediğini görüyoruz. Son 5 karşılaşmada 3 beraberlik, 2 mağlubiyet var. Fenerbahçe, Kasımpaşa ve Kayseri Spor deplasmanlarından beraberlikle döndü Galatasaray. Çaykur Rizespor'a 4-3, Beşiktaş'a da 2-1 mağlup oldu sarı kırmızılı ekip. İç sahadaki serisini ya da başarılı grafiğini deplasmanda son dönemde gösteremiyor diyebiliriz. Tabii Burak Yılmaz en çok konuşulan isim şu aralar. Geçtiğimiz hafta da tribünlerin tepkisine maruz kalmıştı. Takımdan ayrılmayacağı konusunda sevgili Evren Göz de bilgiler verdi. Bu sezon 8 golle takımın en golcü 2 isminden biri Podolski ile beraber 14 maçta oynadığını görüyoruz. Tabii şut rakamlarına baktığımızda 37 kez kaleyi yokladığını görüyoruz ve bunların 27'sinin isabetli olduğunu yine görüyoruz. Ama asıl çarpıcı rakam resmi maçlarda 4 sezonda 139 resmi maça çıktığını ve toplamda 80 gol attığını Burak Yılmaz'ın söyleyebiliriz. Osmanlı Spor, evet, program başında da belirtmiştik. Sevgili Evren de belirtti. Evinde sadece 4 puan kazandı bu sezon. İç sahada en az puan toplayan takım Osmanlı Spor. Evinde daha önce Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye de yenildiğini hatırlatalım. Ve evinde oynadığı son 5 karşılaşmada yine mağlubiyetle ayrıldığını belirtelim. Tabii ara transfer dönemine baktığımızda Galatasaray'ın ara transferde 2 ismi kadrosuna kattığını görüyoruz. Ryan Dong ve Martin Linnes. Linnes Molde'den, Dong da Kasımpaşa'dan. Grosskreutz oynamadan ayrıldı. Yine Ontivero'nun Montreal'e kiralandığı bilgisi geldi. Kamuoyunu aydınlatma platformunda. Oğuzhan Kayar da Şanlıurfa Spor'a kiralık olarak verildi. Bunları gidenler hanesinde belirtebiliriz. Osmanlı Spor şu ana kadar hareketliydi. Kaleci Hakan Arıkan'ı kadrosuna kattı. Rahim Laval yine kadrosuna kattığı isimlerden bir tanesi. Eskişehir Spor'dan Victoria Pilsen'den Prohaska'yı da yine Osmanlı Spor kadrosuna kattı. Giden oyunculara baktığımızda birçok oyuncusunu kiraladığını görüyoruz şu ana kadar Osmanlı Spor'un. Galip Güzel ve Bakary Soro, Alanya Spor, Yıldıray Koçal, Keçiören Gücü, Umut Nayır, Yeni Malatya Spor, Mahmut Boz, Buksaç Spor ve Hakan Aslantaş da Gençler Birliği'ne gitti Osmanlı Spor'da. Emrah Kayalıoğlu, Osmanlı Spor hep evindeki kötü performanstan bahsettik yayının başından beri. Yine evinde bir maç Galatasaray'ı arayacaklar. Galatasaray'da son haftalarda az önce Demiryas'ın istatistiklerinde de vardı. Deplasmanlarda özellikle zorlanan bir takım görüntüsünde ama Galatasaray en çok pas yapan, en isabetli pas yapan, en çok topa sahip olan gibi özelliklerini son maçı da ekleyerek yine, daha doğrusu ligin ikinci yarısının ilk maçı ile birlikte ilk sıraya yükselmeyi başardı. Osmanlı Spor bu alanlarda da yine son sırada. Siz nasıl bir maç bekliyorsunuz bu iki takım arasında? Yani Galatasaray'ın Sivas maçı. Veriler ışığında. Son maç işte, lig maçı. Sivas'ta 3-1 yendiği maç. Galatasaray'ın uzun süredir o zaman zaman artık, yani benim artık seyretmekten sıkıldım. Belki de birçok futbol severin aynı şekilde düşündüğü sıkıcı pas trafiği üretmeyen, çok yavaş rakip sahaya geçen, topu rakibe vermemek dışında size futbol adına çok bir şey getirmeyen ve yavaş bir pas trafiği içinde o rakamlar istediği kadar yükselsin, bir değeri yok. Son Sivas maçının başında Galatasaray'ın o 2-0'ı yakaladığı
dönemde o eveleyip gevelemeden dikine, özellikle Donk'un katkısıyla hem driplingleri hem pasları olabildiğince en çabuk şekilde rakip kaleye gitmek hedefiyle yapmasıyla birlikte daha farklı bir şey gözüktü Galatasaray'da. 2-0'ı bulduktan sonra tekrar rölanti, ki o normaldir, çok da yadırgamamak lazım, tekrar o pas trafiğini yapmaya çalıştılar ama o dakikaya kadarki bölüm, 2-0'ın geldiği ana kadarki bölüm bana göre son yıllardaki Galatasaray'dan biraz daha farklıydı. Bu maç öncesi ben iki takımın 17 ve 18. hafta 11'lerine baktım. Osmanlı Spor'un 17. haftadan 18. haftaya 5 futbolcusu değişmiş. Ciddi bir sayı bu. Galatasaray'ın 17'den 18. haftaya sadece 5 futbolcusu aynı kalmış. 6 futbolcusu değişmiş. Tabii 17. hafta Kayseri maçında Burak ve Sinayder'in yokluğu da bu rakamı arttıran bir unsur ama yani ne olursa olsun burada çok acayip bir tablo var ortada ve o iki maç arasında yerini koruyan sadece Muslera var. Yani ne bileyim işte baktığınızda Hakan Balta sol stoperden sol beke geçmiş. 11'de var ama Olcan sol bekten öne geçmiş. Selçuk iki ön libero'dan biriyken daha bir sağ iç pozisyonuna kaymış. Donk tek ön libero'ya geçince. Ya yerleri devam, Şevcu da ön libero'dan stopere geçmiş. Yani o 11'de yerini koruyanların da pozisyonları ciddi anlamda değişmiş. Ki bu arada 18. haftada bir tek Donk var. Yani Lines de daha kadroya girmemişti. Ya böyle baktığında aslında oyun tercihi, hocanın sistem tercihi, oyuncu tercihinin de ciddi anlamda farklılığı var 17 ile 18. hafta arasında. Bu Galatasaray'a yeni bir soluk getirir mi? Yani Sivas maçını ben yorumlarken 96'da şöyle bir ifade kullanmıştım. 3-0'lık Bursa maçı Galatasaraylıların bir halüsinasyon görmesine yol açmıştı. Toparlandık, uçacağız, kaçacağız gibi. Sivas maçının da aynı şeylere yol açmaması lazım. Sivas'ın o dönem yani sıkıntılı günlerini de düşünürsek eksiklerini vesaireydi. Yani bu Osmanlı maçı Galatasaray için bizim daha net ikinci yarıyla ilgili daha net bir fikir sahibi olmamızı sağlayacak. Sadece rakibin zorluğu anlamında değil, hava şartlarının ve zeminin de zorluğu Galatasaray için ciddi bir problem. Ben açık söyleyeyim, tahminim maçla ilgili benim o zor şartlarla birlikte yani 0-0 ya da Atan'ın kazanacağı bir maç olur. Kısır ama, geçer diyorsunuz. Ama Atan olur mu? Hakikaten şüphem var yani. Bir tarafta Atan olur mu? Bir tarafta da yiyen olur mu? Oradan şüphem var Galatasaray tarafında. Alece, sen ne düşünüyorsun? Şecu, Denayer, stoper tandemi bozulmasa bu maçta olağanüstü durumdan dolayı Galatasaray için çok zor olmayacak bir karşılaşma. Şimdi 3 tane nokta transfer yaptı Osman Spor. İyi transferler ama zaman alacaktır Hakan Arıkan hariç yerlerinin oturması. Sonuçta böyle Proaska çok farklı oynayan bir takımdan. Victor Apizen'den geldi. Çekmin takımının da stoperlerinden bir tanesi. Sivok Kadlet'le beraber. Eksiği olan yerleri aldılar. Özellikle Hakan Arıkan gayet iyi transfer. Yeni çıkmış bir takım için lige. Oyun sistemleri. Musa Ndiaye Toure ve diğerleri. Hani en etkili gol planı Osman Spor'un savunma arkası derin toplar. Dediğim yani Şecu, Denayer önlerinde Donk. Ben etkilendim. Sezon başına göre büyük bir güncelleme. Kalite seviyeye de yükseldi güncelleme. Hem yeni hem daha ileri bir üçlü kesinlikle. Yani sadece Donk zaten iyi bir oyuncu. İşte driplinge çıkabilmesi, ön tarafa yakın oynayabilmesi, oyunun boyunu çok güzel Galatasaray lehine ayarlayan faktör oldu. Ama Şecu Denayer ikilisiyle beraber. Üçü aynı futbol dilini konuşan oyuncular. Ne zaman soğutmak, ne zaman hızlandırmak gerektiğini oyunu çok iyi biliyorlar. Galatasaray'da sevgili Emre Kayaloğlu'nun söylediği ilk yarıdaki önemli skandalından bir tanesi, tempo hep aynı kalıyordu. Ne yükseliyor ne düşüyor, olur mu? Oyun içinde Galatasaray kalitesinde, kalibresinde bir takımın oyunu gerektiğinde, istediği zaman kendi lehine tempoyu düşürüp kendi lehine yükseltmesi gerekir. Bu üçlü bunu çok iyi yapıyordu. Semih sakatlıklar sonrası ya da uyfolojisiz Semih, o Semih değil. Orada sıkıntı olabilir. Savunma arkasına atılan toplarda bakınız, böyle Kazakistan maçı. Kazakistan deplasmanındaki maç. Milli takım değil, Galatasaray Astana karşılaşması. Zemin çok farklı değil ki. O önemli olan hangi malzemeden yapıldığı değil. İdeal futbol, ideal top kontrolüne uygun mu? Hayır.
5 maçtır Osmanspor ligde kendi evinde oynadığı maçları kaybediyor. En önemli rakibi de kesinlikle kendi iç sahasının durumu. Zaten zemin iyi değil de bir de kış şartları sertleştikçe Ankara'nın soğuğu fecidir yani. Gerçekten. Hele Osmanlı stadı yeri. Hele orası çok acayip. Ve zemin daha da sertleşti. Sorun daha da büyüdü. Her iki takım için de sorun olacaktır ama asıl iç saha takımı için. Herkes bir kere geliyor buraya. Osmanspor'daki futbolcular ise burada kaç tane maç oynayacaklar? Sezon başından beri büyük sıkıntı. En büyük handikapları o. Galatasaray'da şunu da söylemek gerekir. Martin'in ismi oynayacak, Sabri mi oynayacak meselesi de önemli. Orada Mustafa Hoca tercihini biraz da işte rakibe göre de yapacaktır tabii ki. Biraz aslında iki takım içinde futbolculardan bahsetmek lazım. Lines onlardan bir tanesi. Donk'tan biraz bahsettik. Galatasaray açısından Sinan Gümüş'ten de bahsedelim. Emrah Kayalıoğlu. Son haftalardaki hem attığı gol hem oyuna verdiği katkı sadece gol olarak da değil. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Diğer yandan Osmanlıspor'da NDI'ye sezon başından beri Aminu ile birlikte etkili performanslar sergiliyorlar. Torji onlara katılıyor ama son haftalarda Rucescu da onlara katılmaya başladı. Gol anlamında da Vebo'nun yokluğunda tabii. Evet, Vebo da yok. Bu arada önemli Vebo'nun eşliklerden bir tanesi. Vebo'nun yokluğunda Rucescu ön plana çıktı. Evet. Roma Emi takımında oynayan önce İki takımın bireysel olarak takımına direkt olarak katkı sağlayan bu tip futbolcularının performansı doğal olarak maçı etkileyecektir ama ne kadar etkileyecektir? Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani dediğim gibi yani ortamla yani Ankara'nın yani 19 Mayıs'ta oynasanız bile bu maçı Bu mevsimde ciddi problem yaşarsınız. Ama alttan ısıtma var sanki hatırlıyorum ya, 19 Mayıs'ta. Hayır, yani şunu demek istiyorum. Ankara. Ankara soğuğu olarak. Maç olayı, hazırlık Ankara sürecinde yani. Etkisi soğuğu. Yani ısınır sizi. Yani o gündüz stadı, oynanabilirdi değil mi maç? Kesinlikle ayrıca. Gündüz oynanması gereken bir karşılaşma. Evet. Çünkü hani Ankara'nın Ocak ayı, gündüzüyle gecesi Ocak arasında sonu, korkunç farklar olduğu için. İklimine göre dünyanın her yerinde bu böyle yapılır. Bütün modern gelişmiş futbol ülkesinde iddialı futbol ülkesi diyelim kısaca. Bu oyuncu sağlığı. Seyirci sağlığı, maça gelecek oyunun asıl sahibinin izleyebilmesi için normal şartlarda ne gerekiyorsa o yapılır. Yine de biz biraz tabii dediğim gibi bireysel performans değerlendirmesini yapalım. Biz oraya dönelim. Saha etkileyecektir o şartları. Mutlaka etkileyecektir. Çok yani burada yani Sinan gerçekten son dönem çok ciddi bir çıkış yakalamış durumda. Attırdığı goller, sergilediği futbol. Yani A2 futbolcusu etiketini attı üzerinden. Daha Galatasaray futbolcusu olmadı. Ama en azından o A2 futbolcusu etiketinden kurtuldu. Çünkü orada acayip bir gol sayısına ulaşmıştı. Ama bir türlü o çıkışı yapamıyordu. Son dönemde o çıkışı yaptığını söyleyebiliriz. Ama Galatasaray futbolcusu, Galatasaray'ın forvetinde o yarışın içinde sürekli olabilecek bir oyuncu olması için daha bir devam etmesi lazım bu şekilde. Bir de tabii yani Galatasaray transferde arayışları sürüyor. İşte Podolski dönecek. Burak Umut ikisi birden tam sağlıklı olabilirler mi? Sadece fiziksel anlamda değil, mental anlamda bu da söylüyorum. Bu aralar ikisi de mental i̇kisi anlamda de daha mental fazla anlamda aslında. Söylüyorum daha çok. Gerçi Umut'un burnu da kırılmıştı. Ama bunların hepsinin sapasağlam olduğu noktada önünde çok ciddi bir futbolcular olacak Sinan'ın. Onlarla rekabetin de başarılı olur olamaz. Yasin'i de kavmak lazım çünkü Olcan öbür tarafa artık yerleşmiş gibi duruyor kanatların birine. Yani yolu uzun ama şu andaki seyri gayet iyi. Ama dediğim gibi işi hiç kolay değil. Öbür taraftan Ankaraspor'a baktığımızda da Osmanlıspor'a baktığımızda da Rusescu arkasındaki işte Torje, Musa, Ndiaye, Aminu. Yani bunlar hakikaten her biri bireysel anlamda hem savunma arkasında iyi koşu yapabilen hem adam eksiltebilen özelliklere sahip oyuncular. Bu noktada Galatasaray savunmasının zorlama ihtimalleri gerçekten yüksek. Yani Galatasaray'ın zorlandığı bir konu oluyor. Yani sadece onun dışında yani sen Semih'in işte o zaafından bahsettin. Son dönemde bir de topu ayağına aldığında da problem yaşamaya başladı. Çok acayip top kayıpları falan da yapma ihtimali zaman zaman oluyor. Yani böyle baktığımızda biraz daha iki tarafında yani Galatasaray'ın öndeki yaratıcı oyuncuları işte Osmanlıspor'un öndeki yaratıcı oyuncularıyla biraz önlemlerin de ön plana çıkmasını bekliyorum ben maçta. Yani biraz da o bana zaten 0-0 olursa işte atanın alacağı maç dedirtiyor zaten.
Alece Lines takıma geldi. Kupa maçında farklı bir mevkide onu izledik. Mustafa Deniz'i farklı şekilde değerlendirdi. Ama bu maçta muhtemel 11'imizde de Hacı Sabri mi Lines mi sağ bekle oynayacak gibi duruyor oynarsa. Lines'i nasıl değerlendiriyorsun? Sence neler yapabilir? Molde'den izlediğin bildiğin kadarıyla Galatasaray'a nasıl katkılar sağlayacaktır? Bir kere şuna bakmak lazım. Bu maaşa bu kadar iyi sağ bek Galatasaray'da uzun süredir yok. Bir kere önemli olan o. Galatasaray'daki son gelişmenin de ışığında. Doğru transferdir. Kesinlikle. Başka yerlerde de oynatılabilir ama sağ bektir iş. Ofansif bir sağ bektir Martin Lines. Kendi açıklamaları var. Norveç zeminde hiç oynadı mı? Milli takımda sol bek bile oynamıştı Martin. Tabii tabii sol bek. Zaten ilk ben izlemeye başladım. Ya bir sağ bek dediler çocuklar gençler de sol bek falan. Öyle oluyor. Oluyor o tip şeyler yaşanıyor tabii ki. Bu işin cilvesi o. Önemli zaten yani iyi bir sağ bek sol bek de oynar. İyi bir sol bek de artık gerektiğinde sağ bek oynayabilecek yani. Savunmanın her yerinde oynamasıdır artık ideal olan. Çünkü oyun çok farklı oynanıyor. Öyle eskisi gibi Kafu sen sağ beksin. Kafu bile eskiden sağ bekliymiş. Yani ona bakarsın. Bu iş böyle. Hani şimdi şunu söylemek lazım. Sabri, Norveç'te zeminler hepsinde alttan ısıtma var. Hani Molde'nin sahasını gördük. Hani en artık orada iklimin zorlu olduğu günlerden, gecelerden birinde. Bir tufan vardı resmen. Yani evet Fenerbahçe maçı ama Ozan Tufan da vardı. En iyi oynadığı maçı oynamış. bak enteresandır. Ozan Tufan geldiğinden beri Fenerbahçe fizik gücünün yetersizliği. O yaşta oyuncu böyle mi olur fizik gücü diye eleştiriyordu. En zor ayakta şartta takımı sırtında taşıdı falan filan. Şimdi Lines için de o açıdan bakalım. Ozan Türk Norveç deplasmanı çıkıyor yapıyor. Lines Osmanlı zeminine, Osmanlı zeminine alışacak futbolcu yoktur zaten. Osmanlı spor oyuncuları alışamadı ki. Yani onlar da düşünülüyordur. Orada Sabri senin buralarda bu şekilde oynamışlığın var. Bu maçtaydı. Sabri kötü de oynamadı en son maçta onu da söyleyeyim. Bizim klasik Türk oyuncu psikolojisi. Mevkisine bir oyuncu geldi mi hop %100 performansa yaklaşıyor. Eren'le birlikte öyle. En çok asist yapan savunma oyuncusu. O zaten ama sezon başında yaptığı asistlerle Sabri sezonun ilk 4 haftası çok iyi başlamıştı. Klasik Sabri kırılması. Bir tane kötü orta yaptı. Biri oradan laf etti. O ona laf etti falan. Sosyal medyada şu oldu bu oldu derken asıl işine konsantre olamadı. Yine Sabri o böyle işte eleştirilecek ayarlarına geldi. Yine ondan sonra mesela en büyük sıkıntıdır. Ya Sabri Lines arasında en büyük fark şu. Onu söylemiş. Orta yapma konusunda. Lines öyle süper mi orta yapıyor? İşte Kafu gibi Roberto Carlos gibi. Hayır. Verimli orta yapıyor. Sade ama etkili orta yapıyor. Takımı lehine orta yapıyor. Sabri iki tane ortayı çok iyi yapıyor. Üç tanesini o kadar kötü yapıyor ki o üç kötü çok kötü ortadan biri sosyal medyaya düşüyor. Öbürü başka taraftarların dinine düşüyor derken Sabri sanki dünyanın en kötü orta yapan oyuncusu gibi. Bence asıl böyle Tarık. Bakalım Tarık'a müşteri çıkacak mı çok merak ediyorum. O maaş. Tarık'ın aldığı maaşa bak, Lines'in aldığı maaşa bak. O açıdan bakınca bile çok etkileyici transfer Lines. Doğru yol budur, doğru transfer budur. Sezonun 19. haftasının maçlarına bakalım yavaş yavaş programımızı da tamamlayacağız. Cumartesi 13.30'da Torku Konya Kayseri, 16'da Mersin İdman Yurdu Akhisar Belediye, 19'da Osmanlı Spor Galatasaray maçı var. Pazar günü 13'te Gençlerbirliği Antalya Spor, Medikana Sivas Spor, Eskişehir Spor. Pazar 16'da Gaziantep Spor, Bursa Spor ve Fenerbahçe Çaykur Rizespor. Pazar 20'de haftanın maçı Trabzonspor'la Beşiktaş karşı karşıya geliyor. Pazartesi günü oynanacak maç da 19. hafta tamamlanacak saat 20'de Başakşehir Kasımpaşa maçı var. Murat Demiryaz, Emrah Kayaloğlu, Ali Ece çok teşekkür ederiz. Yayınımıza katıldınız. Maç toplantısını tamamlıyoruz efendim. Şimdilik hoşçakalın.